Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir makyaj yapacağız. Böyle hafif bir yaz makyajı olacak. İnşallah bir şeyler unutmamışımdır. Yani aklıma gelen her şeyi aldım. Ama zaten az ürün kullanacağız. Şurada da sivilceme gözüm takıldı. Hemen başlayalım. Ürünleri falan göstereceğim. Bu aynı zamanda benim bir stok videom olmuş olacak. Çünkü tatile gidiyorum. Azıcık da tatil ve doğum günüm hakkında lafları. Hemen başlıyorum dostlarım. İki tanecik fırça aldım sadece. İki fırçayla böyle bir tatlı hafif yaz makyajı yapacağız. Deborah Milano'nun şu ürünüyle başlıyorum. Şimdi benim 28 Ağustos doğum günüm ve Cemal'den sonra, gerçi isim vermek yanlış çünkü artık düzenli ve güzel tatlı bir ilişkinin içerisindeyim. Ondan sonra benim böyle hiç güzel bir doğum günüm geçmedi. O kadar böyle hani buruk doğum günlerine girdim ki böyle. Hani hep doğum günlerimi hoca kurtardı. En basitinden size geçen seneyi anlatayım. Şimdi geçen sene biz böyle polis bir çocukla konuşuyorduk. Ondan sonra bizim dükkana geliyordu böyle dükkan zamanı. Ondan sonra bayağı takmıştı bana yani. Böyle beni hani... Ne bileyim yani bana sen benim zaafımsın falan diyordu böyle. Ondan sonra biz de böyle çok şey yapamıyoruz. Hani çocuğu böyle anlamlandıramıyoruz. Niye buraya geliyor ki falan diyoruz. Sonra bir gün Fuat şey dedi çocuk için. İşte o dedi buraya yemek yemeye gelmiyor dedi. Cansu ablaya bakmak için geliyor dedi. Cansu abla için geliyor falan yaptı böyle. Ondan sonra siz anlamazsınız erkekler anlar falan dedi. Hep de ablama bakıyor dedi. Ondan sonra çocuk... bir şey oldu böyle. Benim telefon numaramı aldı falan böyle bir şeyler. Neyse sonra işte biz böyle konuşmaya falan başladık. Sonra benim doğum günüm geldi. Çocuk bana dedi ki işte sen dedi hazırlan. Bu arada onun böyle bir bence şey değildi yani sadece o çocuk polis değildi. Ondan sonra sivil polis falan öyle bir şey de değildi. O çocuğun bence istihbaratla bir alakası vardı. Tam olarak bilmiyorum. Hiçbir zaman kendisi de söylemedi. Hiçbir zaman gerçekten ne iş yaptığını hiçbir zaman söylemedi. Ama hani polis olduğunu da söylemedi. Ama o çocuk başka bir şeydi. Tabii o şeylerin adı nedir yani istihbarat mıdır nedir bilmiyorum. Ondan sonra neyse. Sonra işte biz... polis bana dedi ki doğum gününü işte beraber kutlayalım falan dedi. Ben de tamam dedim. Ondan sonra yalnızım, hiç kimse benim farkımda değil falan filan böyle. Ve doğum günümde hazırlandım. Bekliyorum böyle hazırlandım. Çiçek gibiyim böyle, fıstık gibi, prenses gibi bir şeyim böyle. Hazırlandım ve oğlanı bekliyorum. Bekle Allah bekle, bekle Allah bekle, bekle Allah bekle. Akşam saat 5 oldu ondan sonra. Sonra anladım ki gelmeyecek. Bir iki kere mesaj attım. Ben hazırım dedim. Ondan sonra aradan iki saat geçti. Geliyor musun dedim falan. Yok. Hiçbir şekilde çocuktan bir şey yok. Şurada bir kırmızılık kaldı. Dün ben kaşlarımı aldırdım. Siz göremiyor olabilirsiniz ama oraya böyle birazcık daha kapatıcı geçelim. Ondan sonra ben çocuğa mesaj attım. Ve dedim ki bugün dedim benim için çok önemli bir gün çünkü bugün benim doğum günüm ondan sonra ve doğum günümü hani seninle geçirmeye razı oldum ve bu yaptığın çok ayıp gelemeyeceğim deseydim ben başka bir plan yapardım başka arkadaşlarımla buluşurdum hocayla kutlardım başka bir şey yapardım yaptığın çok ayıp bir daha lütfen beni arama dedim ondan sonra hayır sonuçta ben senin işinin ne olduğunu anlıyorum bana desen ki ben gelemeyeceğim Cansu ondan sonra bir şey oldu anlatamam ama gelemeyeceğim. Bitti. Benim için böyle işte aa çok ayıp falan demem. Ama bana de ki yani ben gelemiyorum. Neyse ondan sonra bir daha hiç görüşmedik o çocukla. Hiç görüşmedik. Ondan sonra neyse ne süreyim şimdi? Kaşlarımızı mı şey yapalım? Aynen. Notun şu ürününü aldım. Böyle bir Brow Master Wax olarak geçiyor. Wax diyecektim. şöyle şeffaf, pembemsi şeffaf bir ürün. Böyle içinden kendi fırçası çıktı. Bununla sürüyorum. Böyle pıt 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 yapıyorum. Ondan sonra böyle kenarları bunu atıyorum. Böyle şey bir ürün değil bu arada. Zamk gibi böyle
şey gibi, kalıp gibi kaşları tutan bir ürün değil. Hatta tam tersine tutuyor ama böyle kaşınıza dokunduğunuz zaman kaş yumuşak duruyor. Kimisinde mesela bir pastelin şeyinde falan kaş böyle jöleli gibi sert sert duruyor ama bunda öyle durmuyor. O yüzden ben bunu beğendim. Şöyle. Yapamadım. Neyse işte geçen seneki doğum günümde öyle kötü geçmişti. Ondan sonra. Neyse. Öncekiler de yani Cemal'den sonra gerçekten hiçbir doğum günüm hiçbir şekilde iyi geçmedi. Ya bu kadar mı talihsizlik, bu kadar mı şanssızlık olur? Allık sürelim. Bu bu serzenişin üzerine bir allık güzel gider. Kiko Milano'nun Unlimited blushlarından 04 rengi. Benim çok sevdiğim böyle bir kapır rengi. Gerçekten benim en sevdiğim allığım bu olabilir. Bir de pastelin krem allıkları var ya, bir de onlar. Pastelin krem allıklarından son böyle çıkan işte yenilendi formülü cartı cürtü ya. Onlardan koyu olanına benziyor. Adını hatırlayamayacağım. Yani bu onun toz hali. O da bunun krem hali olarak düşünebiliriz. Gerçekten çok güzel. Gerçekten güzel bir ürün yani. Neyse. Doğum günlerim hep böyle kötü geçtiği için. Bu arada mesela geçen sene doğum günüme Ecem şimdi bizim böyle bizim ailemizin astroloğu. Ve Ecem şey dedi. İşte doğum gününe nasıl girersen, nasıl bir hisle, nasıl bir duyguyla girersen bütün senende ona benzer şeyler yaşarsın Cansu abla demişti. Mesela geçen gün şey dedim öyle. Geçen gün dediğimde dün ya da önceki gün gibiydi. Muhtemelen dündü. Dedim ki Ecem dedim ben geçen sene polis oğlanı dedim oturdum bütün gün bekledim. Ve benim bu senem hep beklemekle geçti. Hep beklemekle geçti. Gerçekten hep bir şey bekledim böyle. Gerçekten sürekli bir şeyler bekleyerek geçtim. O yüzden umarım abiniz beyefendi kişisi bu sene doğum günüme böyle güzel bir şekilde. Yani çok böyle çok beklentim yok. İnsan bu arada doğum gününde bir şeyler bekler. Bu çok normaldir. Olması gerekendir bile hatta. Çünkü diğer tarihler ya da diğer şeyler çok önemli değildir ama yani iki insanın ya şey daha doğrusu iki insanın hani ilişkide bence sevgili olma tarihi hani çıkma tarihi ya da ne derler işte o bence çok önemli ya da tanışma hangisine nasıl bir anlam yüklerseniz ama kişinin kendisi için doğum günü çok ayrı bir şey ya düşünsene dünyaya geldiğin gün ya hani ben bence gerçekten çok böyle güzel tatlı bir şekilde kutlanmalı. Neyse. Sonra ben bir şey süreyim. Ne diyeceğimi unuttum. İşte geçen sene doğum günüm öyle geçti. Bu senenin de böyle güzel tatlı geçmesini bekliyorum. Ha, beklenti konusundan bahsediyordum. Far olarak da Dior'un şu Sank Color Midnight Wish Color demedim. Color dedim. Niye demedim bilmiyorum. Şu şeyini bir yanım İngilizce bir yanım Fransızca oldu. 617 Lucky Star rengi. Yani yukarıda böyle bir Fransızca yazdı. Aşağıda İngilizce yazdı. Karar verin kardeşim. Çok güzel bir palettir bu arada. Ben bunu böyle çok 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 severim. Beklenti meselesinden bahsediyordum. O arada hatırladım ne söyleyeceğimi. Ya tabii ki de insanın doğum günde beklentiye girmesi çok normal bir şey. Ama mesela beklentilerimi minimumda tutuyorum. Yani benim için mesela işte böyle buluşup güzel bir yemeğe çıkmak ondan sonra yemekte böyle tatlı tatlı vakit geçirmek falan bana gerçekten çok yetecek bir şey. Yani öyle anormal şeyler, büyük kutlamalar, böyle tantana şaşa falan asla beklemem ki. Hele var ya mesela şey beni böyle mahveder. Biz işte kankimle şeye gidiyoruz. Nargileciye gidiyoruz. Böyle hukkalar, hukkabazlar falan nasıl biliyor musunuz? Bir yandan da süreyim ben bunu. Parmağımla süreceğim. Hukkalar, hukkabazlar nasıl biliyor musunuz? Böyle şeyler. Bir anda böyle
böyle çok cızsaklı bir müzik çalmaya başlıyor. Ondan sonra böyle bütün ekip böyle sıraya diziliyor, böyle tren oluyorlar. Alkışlar, kıyametler. En öndekinin elinde böyle işte bir pasta, yine bileyim bir kekin üstüne mum batırılmış falan bir tatlının. Mesela benim böyle, ben bir köşede böyle şey olurum, biliyor musunuz? Bana yapılacak olsa çok utanırım. Gerçekten çok utanırım. Çünkü ben mesela sevmem onu. Hani o benim çok tarzım değildir. Hani şey olabilir böyle. Hani birine rica edersin oturduğun mekanda. Hani böyle işte bir tane mum verirsin. Arkadaşımın doğum günü, hani rica etsem işte biz otururken gelir misiniz falan gibi bir şey söylesen, buna çok okeyim. Hatta bence çok da tatlı bir şey böyle bir anda hani gelmesi falan. Ama böyle büyük tantanalı, "Aa, ben orada yokum, elendim ben." Bunun altına keşke şey sürseydim, far bazı sürseydim. Ama neyse, çok önemli bir şey değil. Bir şey olmaz. Ben bu arada gözün üstü gümüş renk olduğu zaman da çok seviyorum. Mesela şuradaki şu ortadaki altın rengi var ya, bu da gerçekten çok güzel. Diyorum bu şey çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Bakayım, doğru mu tutuyorum? Tutmuyorum. Şöyle bir ürün. Artık var mıdır, yok mudur, nedir, ne değildir bilmiyorum. İlla muadilleri Kiko'da vardır bu arada. Tabii canım, var. Mutlaka var. Yani bu sene işte böyle şeyim, doğum günü için birazcık heyecanlıyım. Sonrasında da işte 28'i doğum günüm, pazartesi günü. Bu videoyu ne zaman yayınlayacağım bilmiyorum. Bugün günlerden cumartesi. Hafif yaz makyajına bak, yalnız şeye doğru gitmeye başladı. Bu renk anladığım kadarıyla hiç kimsenin güzel bir yapıyla, renk güzel ama yapısı tutturulabilir bir yapı değil anladığım kadarıyla. Mutlaka üzerinden böyle parmakla geçmek gerekiyor. Öbür türlü şey gibi değil tabii, ama bu da hafiften böyle bir iz bırakıyor arkadaşlar. İz bırakıyor. Neyse. 28'i doğum günüm. 29'unda da Marmaris'e gidiyorum. Akşam böyle gideceğim. Saat 9.55 uçağım. İşte 11.30'da falan Dalaman havaalanına. Dalaman. Dalaman havaalanına ineceğim. Gerçekten heyecanlıyım ya. Bayağı heyecanlıyım yani. Çünkü ben çok uzun yıllardır hiç böyle tatile gitmedim. Hocayla gideceğiz. Ondan sonra oradan da ayın ikisinde İzmir'e geliyoruz. Aysel'in düğünü var. Hoca da geliyor Aysel'in düğünü de. Ay, mutlaka vlog çekeceğim. Mutlaka 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 vlog çekeceğim. Böyle kısa olur, uzun olur bilmiyorum ama mutlaka bir şeyler çekeceğim. Yani size benim arasında büyüdüğüm insanları göstermeyi gerçekten çok istiyorum, ama gerçekten çok istiyorum. Çünkü ben şuna çok inanırım. Kiminle büyürsen onun ruhunu alırsın. Mutlaka alırsın. Onun huyunu, suyunu, illa bir şeyini alırsın. Fark etmesen bile alırsın yani. Bu işler ince işlerdi. Ben Özgür Uysal. in aşağıya. Dün mü ne yaptı biliyor musunuz bu? Bu eşek sıpası dün ne yaptı biliyor musunuz? Biz oturuyorduk ondan sonra. Televizyon izliyorduk. Televizyonda da hayalet tetikçi mi? Hayalet bir şey, böyle bir şey vardı. Bir film vardı. Onu izliyorduk. Papyon televizyonun önüne gitti. Televizyona baktı, 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 baktı. Ondan sonra önce çişini sonra kakasını yaptı. Böyle kaldı mı? Ondan sonra çok üzüldüm arkadaşlar. Gerçekten çok üzüldüm. Kalktım, halıyı kaldırdım, yeri sildim, süpürdüm, sildim, 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 sildim. Allah yani. Beni var ya, beni acayip üzdü dün. Bir de böyle hani baş başayken neyse de, ne zamandır da yapmıyordu hiç böyle şeyler. Terbiyesiz. Hiç yapmıyordu. Gerçekten hiç yoktu böyle şeyleri. Ondan sonra cığıma. Öyle işte. Makyaj da bitti vallahi yani. Daha fazla anlatacak bir şeyim kalmadı. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Gözüm biraz böyle fazla gümüş grisi oldu. Flormar'ın bir gümüşü var. O çok güzel oluyor. Onu da bana Semra öğretti. Kimseye de söylemiyormuş. Seni çakal.
İş arkadaşları falan nasıl yapıyorsun? İşte aynı paleti biz de aldık, biz yapamıyoruz falan diyorlarmış. Semra son adımı söylemiyor. Flormer'ın bir tane gümüş grisi bir şey var. Normal göz makyajını yapıyor. En son onu böyle parmağına alıp üstünden şöyle bir geçiyor. O kadar güzel duruyor ki, o ışıltı muhteşem yani. Semra çok güzel göz makyajı yapar. Bir eyeliner çeker böyle, üf yani, üf bir eyeliner çeker. Ondan sonra bir allık sürmeyi öğretemedim ben Semra'ya. bir yerden övüyorsak bir yerden yereceğiz yani sonuçta. Ondan sonra çok çok güzel böyle bir gözünün rengi o kadar güzeldir ki aman Allah'ım yani. Bihter ya, Bihter Ziyagil. Şimdi bakın, böyle kaşıma dokunuyorum. Kaşım o kadar böyle yumuşak ki, ama bu şekilde kalıyor mesela, bir süre sonra düşmüyor. Gözümün griliğinden bahsediyordum. Bu gümüş renk beni böyle birazcık şeye, böyle sahneye çıkan Dilber ablaya çevirdi. Bunu böyle birazcık şununla, yok bununla kırmayayım ya. Bu da böyle altın altın oldu. Şununla, şu sevdiğim renk var ya, bununla şey yapalım, kıralım onu birazcık. Bakayım şimdi kim oldum? Dilber Aydan. Hala beyaz ya, yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Baştan sürmeseydin yengeciğim. Önemli değil bu arada. Ben hiç takılmam böyle şeylere. Dilber Ay gibi de çıkabilirim dışarıya. Bu kıyafetimin üstüne de altımda bir tane keten siyah kargo bir pantolon var. O iş odan almıştım. Üstümde beyaz atlet var. Bu atletin üzerine de bir tane böyle leoparımsı ama böyle şey siyah renk bir leopar. Anlatabildim inşallah. Öyle bir tane gömlek giyeceğim ve çıkacağım. Zorlu'ya gideceğim. Ecem, Ecem inşallah alışveriş yasağımı kaldırdıysa kendime doğum günü hediyesi olarak AirPod alacağım. Yani. Evet. Başka anlatacak bir şeyim kalmadı. Zaten bir yandan da vlog çekiyorum. Şimdi vloga devam edeceğim. iki tane stok videom olsun ki böyle önümüzdeki hafta hani böyle iki tane paylaşabileyim. Zaten pazartesiden itibaren hani burada olacağım için İzmir'de ve işte Marmaris'te ve İzmir'de çektiğim videoları da güzelce paylaşırım diye düşünüyorum. Hayırlısı arkadaşlar. Hayırlısı. Nasipten ötesi yalan. Böyle bir makyaj oldu. Fena olmadı ya. Güzel oldu. Evet, kötü değil, güzel. Bence güzel yani. Deborah Milano'nun şu ürünü benim için bundan sonra kullanmaya devam edeceğim tek üründür. Ondan sonra başka bir heyecan aramam yapısını değiştirmedikleri sürece. Biolis'in Fake It'i benim tek kullandığım rimel. Ondan sonra yine Deborah Milano'nun Super Gloss. Bendeki renge şöyle 09 olan şu şey muadili denen ama bence ondan daha güzel olan Clinique'in var ya bilek hanisi. Ondan bence çok daha güzel olan bu ürünü. Bunu kullandık. Ondan sonra Kiko'nun bu muhteşem benim çok sevdiğim. İnşallah ya unlimited diyor ama vardır herhalde. Bilemedim. Şöyle bir aldığı kullandık. Notu gösterdim. Bunu da gösterdim. Bu şekilde bir makyaj yaptık. Ben artık sahneye çıkıyorum. Şurama bir gül eksik. Çok kocaman bir gül şurada. Ve sahneye alabilirim yani. Açılış parçası aşağıya isteğinize yazabilirsiniz. Peçeteyle gönderirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.